Başkan, değerli hocalar, çok sevgili öğrenciler, çok değerli konuklar. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin konferanslar dizisinin bir etkinliği olarak bugün aramızda Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen bizimle beraberler. Kendilerine kabul edip geldikleri için hepimiz adına teşekkür ediyorum. Üniversitesi'nin bütün fakülteleri gibi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi de toplum için toplumla birlikte olmak mottosunu benimseyen bir bölüm ve fakülte. Bu nedenle bu işbirliklerini, bu dayanışmayı ve paylaşımları çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerin yapılı çevrede rolü başlıklı sunuş, siz değerli aday mimarlara, geleceğin aktörleri olarak önemli bilgiler aktarılmasında yardımcı olacaktır. Bu bilgilerin paylaşımı öğrencilik aşamasında gerçekleştiği vakit ileride karşılaşacağınız problemlerde nasıl savaşacağınıza dair de bir altyapı oluşmuş olacak diye düşünüyorum. Ben açılış konuşmalarını kısa sevdiğimi her seferinde söylüyorum. Sayın Başkan, sizi buraya davet ediyorum. Sevgiyle saygılarım. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Tabii üniversitede olmak gerçekten her defasında benim için çok büyük mutluluk. Ben de sizler gibi üniversitelerde okudum. Yani ülkeden mezunum. Daha sonra Amerika'da yüksek lisans yaptım. O nedenle üniversitede olmak, bu havayız olmak her zaman çok büyük bir keyif benim için. Siz de bu döneminizin, yaşamınızın bu bölümünün tadını iyi çıkarın. Hem dersler anlamında ne öğrenirseniz kendinizi öğreniyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkarmadan çalışın. Yani üniversitede ders çalışmak aslında bilim yuvasında o bilimden nefes almak, damla içmek, su içmek gibi bir durum. Onun için ne kadar çok çalışın, ne kadar çok kendinize katkıda bulunursanız daha sonraki hayatınızda o kadar başarılı olursunuz. Bir de öğrencilik dönemi tabii hayatın en zevkli dönemi, en keyifli dönemi diyebiliriz. Bunun da değerini iyi bilin, derin bir abiniz olarak da. Evet, bugün kenti konuşacağız. Kenti Türkiye'de konuşacağız. Onun için pek şanslı değiliz doğrusu. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, planlı bir kentleşmeyi görürsünüz. Ve o planlı kentleşme, o planlı yapılaşma sizi etkiler, büyüler. Ama maalesef Türkiye'de planlı bir kentleşmeden bahsetmek gerçekten çok zor. Cumhuriyet ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu konuda da önderliğini göstermiş, büyük devlet adamlığını göstermiş. Ankara gibi bir kenti yaratmak için çok büyük adımlar atmış biliyorsunuz. Yurt dışından kent tasarımcıları, şehir plancıları getirmiş ve bu konuda çok güzel adımlar atmış. Ama şu anda Ankara'nın planlı sayılabilecek yerlerinin de yine Atatürk döneminden kalan yerler olduğunu görüyorsunuz. Hele diğer kentlerimizde maalesef planlı bir kentleşmeyi görmek, yaşamak mümkün değil. Bu özellikle 1950'lerden sonra yani sanayileşen toplumda köylerden kentlere göç alması noktasında işte kent çeperlerinde gecekondulaşma, sanayiyle iç içe geçen bir kent, kent tasarımından planlı kentleşmeden uzak bir yapılaşma noktasında özellikle çok ciddi bir şekilde görülür ve hepimiz bunu zaten Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bunu birlikte yaşıyoruz. Halbuki kent gerçekten canlı bir organizmadır. Kent yaşar. Bütün canlıların, insanların yaşadığı bir mekanın zaten yaşamaması söz konusu olamaz. Hem insanlar, insanların yaşadığı o kenti yaşar hale getirir, hem de o kentin kendisi bizzat insanların yaşamını etkiler ve yaşamını şekillendirir. Yani Ankara'da örneğin
çok değişik Avrupa kentlerinde olduğu gibi çok büyük kent merkezlerinde parklar, dere bölgeleri olduğunu düşünün. Siz orada yaşantınızın çok büyük bölümünü geçebilirsiniz. Ama geldiğimiz noktada Ankara bir AVM kenti olduğu için çoğunuz eminim ki hafta sonu çıktığınızda mutlaka bir AVM'ye uğruyorsunuz ve AVM'de yaşantınızın bir bölümünü geçiriyorsunuz. Onun için kent dediğiniz aslında mekan çok önemlidir. Dünya tarihine baktığımızda uygarlığın kentten çıktığını görürsünüz. Uygarlık kentlerden çıkmıştır. Bu anlamda da kentin uygarlık tarihi, bilim tarihi noktasında yeri elbette ki çok çok önemli. Evet, biz peki Çankaya Belediyesi olarak ne yapıyoruz? Ben bir yerel yönetici olarak şu deneyimi sizinle paylaşmak isterim ki, örneğin bugün İstanbul'a gidiyorsunuz. İstanbul trafiğiyle, altyapı eksikliğiyle içinden çıkılmaz bir keşmekeş haline geldi. O bir 20 yıl önce de konuşuluyordu. İstanbul'un bu sorunları 20 yıl önce de vardı. Bu 20 yılda geriye dönüp baktığınızda bunu tersine çevirecek bir hamle yapıldım diye baktığınızda tam tersi daha da keşmekeş haline getiren bir yapılaşmayı, bir durumu ortaya görüyorsunuz, ortada olduğunu görüyorsunuz. Örneğin ben de İstanbul'a gittiğimde özellikle bakıyorum, diyelim ki Temden Havaalanı'na gideceksiniz. Temin sağ tarafında aslında dere yatağı olan yerlerde 5 emsalli, 6 emsalli projelerin hayata geçtiğini görüyorsunuz. Zaten kilitli olan bir şehir trafiğinde iyice üzerine yüklenilen bir rant noktasından bakıldığında hani İstanbul'un geleceğinin ne olacağı konusunda ben gerçekten çok ümitli değilim. Dün sabah ben bir televizyon programına katıldım. O programın sunucusu, yapımcısı programdan sonra sohbet ederken şöyle söyledi. Program sabah 9'da işte Ankara'ya gelmiş. Beraber sabah 9'da programı yaptık. Sonra sohbet ederken dedi ki ben dedi İstanbul'da, normal İstanbul'da yapıyor programı. Konuk almakta dedi zorlanıyorum dedi. Niye dedim? Çok güzel bir programımız var. Yani Habertürk'te çıkıyor, seyredilen bir kanal. Dedi ki 9'da dedi bizim stüdyoda olması için Taksim'de onların stüdyo. Adamın evden 6.30'da çıkması gerekiyor dedi. Yani böyle bir durum var. Onun için sabah aman bizi çağırma programı diye özellikle rica ediyorlar dedi. Şimdi biraz önce sayın rektörümüzle konuştuk, sohbet ettik buraya gelmeden önce. İşte İstanbul'da o da demek ki vakıf üniversiteleriyle, sayın rektörleriyle, hocalarla sohbet ediyor. Orada da vakıf üniversiteleri bunlar kuruluş aşamasında yer ararken aynı sıkıntı orada da var. Artık hangi mahallede bir vakıf üniversitesi yoksa gidelim orada açalım diye vakıf üniversitesinde yerler öyle aranıyor. Çünkü Kartal'dan bir öğrenciyi siz Şişli'deki bir üniversiteye getiremiyorsunuz. Yani iki saat önceden çıkması lazım sabah dersine yetişmesi için gibi. Şimdi kent bu. Bakın görüyorsunuz insan hayatını ne kadar birebir etkileyen bir durum söz konusu. Evet, biz Çankaya Belediyesi olarak kenti sadece bugünün bir geleceği düşünüyoruz. Çünkü şu soruyu sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ki peki kamu otoritesi izin vermeden bir kent bu hale gelebilir mi? Ben de size bir belediye başkanı olarak dedim ki hayır gelemez. Tabii çünkü neden? Kentin planlamasını belediye yapıyor. Şimdi 1/5 binlik imar planı var. Onu büyükşehir belediyeleri yapıyor. Sonra binlik uygulamalarını ilçe belediyeleri yapıyor. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm planları efendim geçiriyor. Onların Çevre Şehircilik'in eski bayındırlığı böyle yetkileri vardı. Demek ki bir kentte bir imar planı geçmesi için ya merkezi hükümetin ilgili bakanlığından, ilgili yerinden ya da oradaki belediyeden ve büyükşehir belediyesinden ya da o dönemki il belediyesinden imar planı geçirmeniz lazım. Bu noktaya geliniyorsa demek ki kamu zamanında buna göz yummuş, izin vermiş, adına ne derseniz değil. Yani kamu otoritesi olmadan bu iş olmaz. Kamu otoritesi düzgün iş yaparsa, düzgün durursa kentlerin başına bunlar gelmez. Geldiğine göre burada demek ki o
belediyelerin, o bakanlıkların bu işin böyle olmasında çok büyük sorumluluğu var. Bunu bir kere ortaya koymak lazım. Tabii diğer bir konu, demokrasilerde biliyorsunuz arkadaşlar, demokrasi şöyle bir düzendir. Demokrasi aslında işte o bir belediye başkanına ya da bir bakana ya da ilgilisine bir kenti yok etme ya da talan etme hakkını vermeyen sistemlerdir. Çünkü demokrasi derebeylik değildir. Demokrasi krallık değildir. Baktığınızda bizim mevzuatımıza evet bunun aslında önlemleri var. Nedir? İşte yargıya gidiyorsunuz. Bir imar kredi geçtiğinde ona karşıysanız yargıya gidiyorsunuz ve iptal ettirmek istiyorsunuz. Şimdi bizim ilçe belediyesi olarak da yaptığımız bu. Yani Ankara'da, Büyükşehir Çankaya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilgili bakanlığın yapmış olduğu bir imar planını biz bu kenti kenti çok büyük zarar vereceği olmaması gereken bir imar uygulaması olduğunu düşünüyorsak biz de ilçe belediyesi olarak gidiyoruz, dava açıyoruz. Bu davayı aslında meslek kuruluşları da açıyor. Bazen vatandaşlar da açıyor. Yani ilçe belediyesinin baktığımızda hareket alanı son büyükşehir yasasıyla çok sınırlandırılmış durumda. Çünkü bir böyle binlik imar planı, o 5000'lik imar planı size gönderildiğinde iki tane yolunuz var. Ya onaylayacaksınız ya reddedeceksiniz. Ya da tadilen onaylayacaksınız ama tadilen onaylamak değil. Ona sayalım bir şekilde. İşte reddediyorsunuz. Reddettiğinizde bu gidiyor tekrar büyükşehire. Reddin reddi oluyor. Tekrar gidiyor. İşte orada tekrar dava yoluna gidiyorsunuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kenti yönetenler, kentin planlı bir imar yapısı, imarlaşmasına o işin sorumluluğu üzerinde olanlar eğer bu sorumluluğun bilincinde değilse ya da bilerek kentin talan edilmesine göz yumuyorsa ya da ranta kurban ediyorsa orada en temel sorun Türkiye'de o yöneticilere, o kurumlara aslında bir şekilde bunun bu imkanı sağlanmış olması. En büyük sorun burada. Biz de dediğim gibi Ankara'da bu şekilde gerçekten çok titiz ve kente dair o sorumluluğu yerine getiren bir belediyeciliği uyguluyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Belediyenin değerli arkadaşlar, Türkiye'de en büyük sorunu belediye mevzuatı. Dünyanın hiçbir yerinde hangi belediyenin, yani Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, dünyada var. Yani bir üst belediye var, o kentin tümü, altyapısı, trafiği, bizde olduğu gibi bakan bir belediye var. Ve onun altında evet bizim ilçeler gibi belediyeler var. Ama dünyanın hiçbir yerinde o büyükşehir diyelim, belediyesi, ilçe belediyesinin hangisinin hangi görevi yapıp yapmayacağına dair bizdeki kadar karışıklık olan bir mevzuat daha herhalde yoktur. Yani biz bir ilçe belediyesi olarak büyükşehirle hayır o görev, o sorun, o durum bizim yetkimizde. Senin yetkinde değil. O diyor ki hayır benim yetkimde. Sen buradan dünyada böyle bir şey yoktu bizde var. Belediye mevzuatı öyle bir mevzuat ki net olarak ilçe belediyesi bu işi yapacak, büyükşehir belediyesi bu işi yapacak efendim diye belirlenmemiş, çok sayıda gri alan bırakmış olan bir mevzuat. Türkiye'nin en başta bu sorunu çözmesi gerekiyor. Yani tabi burada şunun etkisi var. Türkiye'de idare her zaman kendine yönelik olarak çalışıyor. Hangi siyasi parti iktidara gelirse kendi siyasi iktidarını perçinleyecek hamlelere girişiyor. Yani şunu demek istiyorum. İşte AK Parti iktidara geldi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir yasasını tamamen büyükşehirleri gözeten, büyükşehirleri daha da
böyle bir imparatorluk sanki krallık haline getiren bir yapıya dönüştürdü. Halbuki AK Parti ilçe belediyeleri de var. İlçe belediyelerimiz de var. Yok, orada o büyük şehir belediyelerin ortasında bir mevzuat çalışması yapıldı. En büyük sıkıntı burada. Bir kere belediye mevzuatının netleştirilmesi lazım. O gri alanların dediğim gibi çözülmesi lazım. Ben burada tek tek o sorunlara ya da o aradaki şeyleri birisinin vaktinizi çalmayayım ama bu çok gerçekten çok büyük bir sorun. En büyük yapmamız gereken, en büyük Türkiye'ye iyilik şu belediyelerin siyasetten soyutlayıp biraz daha soyutlayıp işini yapar hale getirmek. Ben de bunu bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Belediye bir kamu kurumu. Kamu kurumu baktığınızda. Doğumdan ölüme kadar hizmet götürüyor. Ama Türkiye'de siyaset belediyeler o kadar içinde ki günlük siyaset, bu her parti için geçerli. Yani ben parti ayrımı olmadan söylüyorum. Her parti yapıyor bunu çünkü. O kadar içinde ki dediğim gibi orada bir idareci, bir kamu görevlisi olarak vermeniz gereken kararı bir kenara bırakıyorsunuz ve siyasi bir münazara içine giriyorsunuz. Ben pek bilmiyorum ama böyle oluyor genelde. Belediyeler, dediğim gibi belediyelerden o siyasi yapılanmayı, siyaseti biraz almak lazım. Belediyenin gerçekten halka çalışır, kente çalışır, kentliye çalışır bir yapıya da kavuşturulması lazım. Çünkü geldiğimiz noktada bakın, yurttaşlık hakkı dedim ya, kendim uygarlık kentten çıktı diye, doğru. Yurttaşlık da kentten çıkmış bir kavram, yurttaşlık. Ama bugün biz kentlilik ve kentli hakkını konuşuyoruz. Çok daha ileri bir düzeye geçiyoruz. Kentlilik hakkı, kentli hakkı. Yani bir kent yönetilirken o kentte yaşayan insanların o kentin yönetiminde söz sahibi, karar almada söz sahibi olma hakkı. Bunu konuşuyoruz. Bu çok daha ileri bir hak. Şimdi bunu hayata geçirecek çeşitli eylemleri, söylemleri de bizlerin yapması gerekiyor. Peki siz yapıyor musunuz diye sorarsanız evet biz yapıyoruz. Biz, ben belediye başkanı olduktan sonra örneğin Çankaya'da referandum yaptık. Şöyle bizim Çiğdem mahallemizde bir halı saha tesisimiz vardı. Büyük bir halı saha tesisleri vardı. Kira sözleşmesi bitmişti. Ve muhtarlığa sandık koyduk Çiğdem mahallesinde. Halka dedik ki bu halı saha tesisi devam mı etsin? Yoksa sizin burada yaşayan insanlar olarak, bu alanları kullanan yurttaşlar olarak, kentler olarak daha iyi bir fikriniz var mı? 2000 kişi geldi, oy kullandı. 2000 kişi Çiğdem Mahallesi'nde ve %94 dedi ki lütfen bu halı sahayı kapatın, biz sizden park ve sosyal tesis istiyoruz. Biz de halı sahayı kapattık, şimdi orada parkımızın inşaatı başladı. Sosyal tesisimizle beraber çok güzel bir park ve sosyal tesis yapacağız. Buna doğrudan halk karar verdi. Keza bizim çay yolunda 16 dönümlük bir park alanımız vardı. Orası park. Orada da o parktan yararlanacak olan etrafında oturan bütün siteleri, bütün yurttaşlarımızla bir araya geldik. Dedik ki burası park. Bu parkı siz kullanacaksınız. Nasıl bir park istiyorsunuz? Gelin beraber burada karar verelim. Ve orada toplantılar yaptık. O parkın da projesini o yurttaşlarımızla beraber çizdik. Adı Yaşar Kemal oldu. Adı Yaşar Kemal olunca tabii içine çok güzel bir anıt yaptık. Daha sonra yurttaşlarımız dedi ki biz burada küçük bir gölet istiyoruz içinde. Peki dedik, bir biyolojik gölet yaptık. Özel bir filtreleme sistemiyle kendi kendini temizleyen, hiçbir kimyevi madde içine koymadığımız küçük bir göletimizi yaptık içine. Sonra yurttaşlarımız dedi ki, oradaki çay yollar dedi ki, burada çocuk oyun alanları doğal olsun. Biz plastik malzeme istemiyoruz. Hepsini doğal malzemeden yaptık, koyduk. Ama dediler, biz yerdeki o çocuklar düşünce kafalarını, kendine zarar vermesin, onu da doğal malzeme istiyoruz dediler. Kastamonu'dan gittik, ağaç kabukları getirdik. Bütün oyun grubunun altına o ağaç kabuklarını serdik. Hatta
arayınca dediler ki ya siz ne yapacaksınız bu ağaç kabuklarını? Dedik biz parkın altında kullanacağız. Vay be dediler, biz de kullanalım, siz de kullanın. Çünkü Paris'te görmüştüm ben onu. Onun altında olduğu gibi, dediğim gibi ağaç kabukları serdim doğal. Sonra o etraftaki sitede örneğin dedi ki bizim her birimizin sitesinde basketbol sahası var başka. Sen buraya basketbol sahası falan yapma. İstemiyoruz böyle bir şey. İşte fitness alanları yaptık. Çok güzel yürüyüş parkları yaptık. Ve halkımız dedi ki burası bir 5 sene sonra da çok güzel bir park olacak şekilde bir bitkilendirme peyzaj yapın. 16 dönüm arazinin üzerine 11 bin bitki diktik. Şimdi benim burada 2 dakikada özetlediğim aslında en az bir 8 tane toplantıyı özetledim size. Çünkü bir araya geliyorsunuz, biri bir şey istiyor, öbürü diyor ki hayır olmaz ben istemiyorum diyor. Şimdi arada böyle şeyleri toplamamız gerekiyor. Ve çok güzel 16 dönümlük Yaşar Kemal Parkı tamamen vatandaşın, yani daha sonra bu aşama aşama projelendirildi. Proje serinmeye başlandı sonra masaya. Bu sefer gölet nerede olsun? Ve projeyi biz halkımızla beraber çizdik. Buna da proje demokrasisi adını verdik. Yine benzer şekilde Yıldız'la Turan Güneş Bulvarı ile 4. cadde arasında çok uzun zamandır mezbellik kalan bir alan vardı. Orayı da yine halkımıza sorarak planladık. Orası biraz sorunluydu. Çünkü orada dükkanlar var, esnaflar var. Yaşayan bir bölge orası. Yani bir alan değil böyle kapatıp etrafını park yapız. Orası yaşayan. Arabalar giriyor, yaya giriyor, otopark ihtiyacı var. Ve orayı da yine vatandaşımızla, esnafımıza, okullanan insanlarla bir araya geldik. Ve o projeyi de birlikte çizdik. O da çok Yıldız Park adını verdik. O da çok güzel bir proje oldu. Dediğim gibi hep halka sorarak, halkımızla birlikte işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü artık ben her şeyi bilirim. Ben derebeyi yok gibi yönetirim. Yaptım oldu, değil, sivri de neyi vurdum oldu. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Bu kent hepimizin. O nedenle kenti o kentliler karar ve yönetim mekanizmasında payı olursa o kent anlamlı bir kent haline gelir ve daha güzel bir kent haline gelir. Yine bu şekilde Avrupa Birliği ile yaptığımız projelerden size bahsetmek istiyorum. Avrupa Komisyonu'nca yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen başkanlar sözleşmesini imzaladık örneğin geldiğimizden hemen sonra. Bu sözleşme şunu ihtiva ediyor. Paris İklim Anlaşması ve bu anlaşma çerçevesinde yapılan görüşmelerle yerel yönetimler, belediyeler kendini bağlıyorlar. Örneğin biz Çankaya Belediyesi olarak biz bunu 2015'te imzaladık. 2018-2019 yılının sonuna kadar sera gazı salınımını %25 azaltmayı taahhüt ettik Çankaya. Yine Avrupa Birliği ile iklim değişikliğine uyum ve doğal çevrenin korunması konusunda yağmur hasatı projesi gerçekleştirdik. Ve Avrupa Birliği'nden Çankaya Belediyesi ilk defa bir hibe aldı. Bu yağmur hasatı projesi çok güzel bir proje. Yağmur suyunu topluyoruz ve sulamada kullanıyoruz. Parkların sulamasında. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Yine Nisan 2016'da, yani bu ayda dahil olduk. Energy Cities Ağı ile temiz ulaşımı ilçemize yaymaya hedefleyen bir projenin yine parçası olan European Cycling Challenge diye bisiklet meydan okuması projesi. Bu bir etkinlik çok güzel. Küresel iklim değişikliğini halka, vatandaşlara gündeme getiren bir proje. Yine burada da bu iklim değişikliğinde vatandaşlarımızın dikkatini çekecek bir şekilde bu da bir Avrupa Birliği projesi. Bunun da parçası olduk. Bu biyolojik öğretilerimiz size bahsettiğim birini Çansere'ye yaptık. Bir diğerini Ağlat Biber Parkı'nıza yaptık. Bir diğerini de Yaşar Kemal Parkı'nıza yaptık. Ve Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödül aldık bu projelerimizden dolayı. Bunlar çevreyle ilgili daha ben var buradan o daha sohbet edeceğimiz için bunları değinmek istemiyorum. Bunları toplantıyı bir şey çevirmeyelim.
temel mesele dediğim gibi içinde yaşamaktan keyif alınan bir kent yaratmak. Bunu yaparken çevreye, insana duyarlı, canlılara duyarlı bir bilinçle ve bir vizyonla bunu yapmak. Geldiğimiz noktada ipin ucu kaçtı mı? Şanssızlıklar var. Evet, İstanbul'da çok kaçtı. İstanbul önümüzdeki süreçte kent planlaması açısından o kent nasıl yaşanabilir bir kent olacak? O konuda gerçekten çok büyük soru işaretleri var. Evet, Ankara'da da benzer bir durum var ama Ankara İstanbul kadar şanssız değil. Ama burada bizi şanslı kılmıyor. Bizim kendi sorunlarımız var. İstanbul çok daha kötü diye biz oturup sevilecek değil. Çünkü Ankara'da da maalesef planlı kentleşme adına hiçbir şey yapılmıyor. Parsel bazında emsal artışları yapılıyor. Şimdi siz bu dersin konusu olduğu için bu belirginleri anlıyorsunuzdur. Kentler bir rant ve talan merkezi haline getiriliyor. Geçen bir konuşmada bahsettim, dedim ki aslında kentleri hala fethediyoruz. Yani biz 1071'de Anadolu'ya girdik, fethi başladık, 1453'te İstanbul'da aldık ya. İstanbul'un fethi hala bitmedi. Hala bir fetih mantığıyla kentlere bakıyor, özellikle AKP'de. Ganimetin bugünkü adı rant. Rant, kent rantı. Ve kentler o ranta kurban ediliyor. Talan ediliyor. Hiçbir planlı, programlı iş olmadan, lazım imar planlarına aykırı olarak, her türlü plana aykırı olarak gidiliyor, emsal artışları yapılıyor, parsel bazında emsal artışları yapılıyor ve dediğim gibi o kent bir rant ve talan merkezi haline getiriliyor. Bu, bugünümüzden çalmaktır, bu gelecekten çalmaktır. Çünkü kent dediğiniz yapı, kent dediğiniz yapı hepimizindir. Hepimizin. Ben New York'ta yüksek lisansımı yaptım. New York'ta 1890'dan beri değişmeyen sokaklar vardır. Aynıdır, o bina aynı. Aynı sokaktır. Aynen durur. Örneğin Central Park 1890'ların sonunda yapılmıştır, 1890'larda. O günkü plan neyse şu andaki plan aynıdır. Yani geçen 100 yıllık, 110 yıllık zaman içerisinde bir belediye başkanı da gelip ya şunun kıyısına da açalım orayı, imara da oradan bir bina yapalım. Ya. Çok büyük burası ya. Zaten Manhattan ne kadar bir yer. Gitmişler yarısına park yapmışlar. Demez. Ama o bizde olsa var ya, o Central Park çoktan ya yok olmuştu ya da Kuğulu Park kadar kalmıştı. Nereden biliyorsun? Atatürk Orman Çiftliği'nden biliyorum. Türkiye'de siyaset ne zaman samimi olursa, insanlar toplum önünde konuştuklarına gerçekten inanır ve onu uygularlarsa, halkı kandırmazlarsa, hırsızlık siyaseti konusu olmazsa, herkes için söylüyorum, sadece bir yerçi söylemiyorum yanlış anlamda, herkes için söylüyorum. İnsanlar kamu gücünü kendi cebini doldurmak için kullanmazsa, o zaman bu ülke belli gelir. Bunu nereden biliyorum? Bunu Atatürk'ten ve ilimden biliyorum. Kendi cebini doldurmayın. Kendi cebini doldurmayın. Her şeyi halkı için yapan liderler hep bu ülkeyi ileri taşır. Ne zaman ki işte, kentleri, orayı burayı talan edip onu siyasete malzeme yapanlar ve siyasete kullananlar oldu, işte bu ülke geriye gitti. Kendi hakkımıza sahip çıkmak zorundayız. Demokrasi bunun için var. Demokrasi böyle bir rejimin adı. Biz Türkiye olarak ne zaman dediğim bu hususlarda bir mesafe kat ederiz. İşte ülke o zaman ileri gider diyeyim. Çok daha fazla ben konuşmamın zamanlandım. Galiba arkadaşlarına soruları olacak çünkü. Evet. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sonra da alayım. Evet arkadaşlar, el kaldıracak ben galiba.
olarak şey yapacağım değil mi? Buyurun. Soru sormak isteyen var mı? Evet. Başkanım hoş geldiniz. Bu Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde baktığımız zaman nüfus oranına parkların oranı kişi başına 1.75 metrekare civarında bir alan düşüyor. Bu alanların geliştirilmesi üzerine Çankaya Belediyesi olarak neler yapıyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle Çankaya'da şu anda bizim bu sene yapacağımız parklarla birlikte park sayısı 500'e çıkacak. Örneğin bu sene 22 hatta 26 yeni park yapacağız. Yeni park, 26 yeni park yapacağız. 52 tane de eski parkımızı yenileyeceğiz. Tabii şöyle, Çankaya aslında baktığınızda bir yandan yapılaşmasını tamamlamış olan mahalleleri var. Bir yandan da bu son dönemde Çayyolu'nun bağlanmasıyla birlikte yeni yapılaşacak olan, yapılaşmaya devam eden bölgeleri var. Şimdi tabii yapılaşması bitmiş olan bölgelerde belediyenin şöyle bir sıkışıklığı var. Çünkü orası yapılaşmış, bitmiş. Hani gideyim orada yeni bir park yapayım deme şansımız yok. İşte o bölgede bir park burada. Ama ne dedik? Bize dedi ki madem yapacağımız yer yok, yani imarı tamamen hayata geçmiş, konut, ticaret, park, neyse. Buralarda en azından o parklarımızı yenilememiz lazım dedik. O 52 park bundan dolayı yeniliyoruz. İşte bu Beytepe, Çayyolu bölgelerinde, Mustafa Kemal bölgesinde, Üniversiteler Mahallesi bölgesinde buralarda da yeni parklarımız var. Öveçler, Dikmen, o civarda. Orada 26 parkı hayata geçireceğiz. Ben Çankaya'nın aslında bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Sosyal Demokrat Belediyecilik 1989'dan bugüne baktığımızda Çankaya'da en iyi yaptığı işlerden biri Çankaya'da yeşili korumak. Yeni parkları hayata geçirmek ve park alanlarını asla başka bir uygulamaya meydan vermeden korumak ve dediğim parkları yapmak. Biz de bu düşünceyle devam edeceğiz. 2018'in sonunda Çankaya'ya biz kazandırdığımız toplam parklarla beraber 250 bin metrekare yeni park yapmış olacağız. 2018'in sonunda. Bu da ciddi bir rakam. Yani benim dönemimde yapılmış parkların toplam miktarı 250 bin metrekare. 250 bin yeni parkı hayata geçirmiş olacağız. Evet. Kişi başına şu kadar metrekare olmak zorundadır. Burada yoğunluk artırılırsa o kadar da yeşil alan yapılmak zorundadır diye bir şey olması lazım. Ben de Turan Güneş ve Turan Meclisi olarak yakında herhalde şu anda belli bir saatte çıkarsa 15 dakika bitiyordur. Belli bir saatte çıkarsa 3,5 saatte bitiyoruz. Ve gökdelenler kuruluyor. Bizim yürüyüş aralığımızda olmalı ve açıkçası ormandan artık gökdelen yapıyoruz. Ve bu gökdelenlerin bir kısmı henüz boş, 1,5 saatte geliyoruz. O her bir gökdelen bir sel büyüklüğünde, yani daha doğrusu insan olacaklardan ve bu kadar insan da trafiğe girecek. Evet. Peki bunun için ne yapılacak? Çünkü sadece trafiğe girmeyecek, artı altyapı yani elektrik, fabrikaları, su, deniz bekleri, su altyapıları bir anda her güne bir saat kadar katılacak. Ve biz yakında elektriğimizi kesinlikle emin görüyoruz. Bunların engellenmesi için Çankaya Belediyesi'nin elinde hiçbir şey yok bu. Birincisi. İkincisi eğer engellenemiyor ise yeni çözümler araştırılıyor mu? Bir onu sormak istiyorum. Bir küçük bir şey, Kastamonu'nu daha getirtirmişsiniz. Ormanın içinde bol miktarda kozalak var. Ettiğiniz zaman çok güzel toprak üstü şey olur. Şöyle söyleyeyim, Turan Güneş Bulvarı, işte bu benim anlattığıma tipik bir örnek. Tipik bir örnek. Turan Güneş Bulvarı
diyelim 100 bin nüfusun Esen Metin lojmanları vardı, işte oran şeyi belli. Nazım İmar Planı'na baktığımızda diyelim ki 100 bin, 120 bin nüfusa hizmet edecek bir bulvar olarak tasarlanmış, altyapısı öyle değişmiş, parklar öyle dizayn edilmiş değil mi? Bundan 30 sene önce diyelim. Şimdi sizin 100 binlikle planladığınız yere 400 bin nüfus getiriyorsunuz. İşte aynen konuştuğumuz bu. Şimdi 100 bine göre planladığınız kent 400 bin taşır mı? Mümkün değil taşımaz. Siz şimdi 3 saatte gidiyorsunuz. Yani orada o Sipaş Altman açılsın, Turan şeyin oranın girişindeki o yeni yapılan onlar açılsın, arkadakiler açılsın, 2-3 saat olacak. Evet. Peki siz ne yaptınız mesela Çankaya Belediyesi olarak? 28 tane bizim davamız var. 28. 28. Bakın. Efendim? Çok şey, 28 dava var bakın. Şimdi burada arkadaşlar ileride bu işleri yapacak, belki bizlerin geldiği yerlere gelecekler. Bir ilçe belediyesi, Türkiye öyle bir ülke ki 28 tane dava açıyor, diyor ki buraya bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Ve 28 davaya rağmen, ya kazandığı davalara rağmen, yürütmeyi durdurma aldığı rağmen engelleyemiyor projeyi. Neden? İşte, diyelim ki siz açmışsınız, diyelim ki İki emsal mahkeme red veriyor, gidiyor diyor ki 1.95 oldu emsal. Ona red veriyor, 2.05 oldu bu sefer. Gibi. 28 dava var, engelleyemiyorsunuz. Ciğeri kediye emanet ettiğinizde iş bitiyor. Mesela şimdi orada, peki ne yapılacak? Şöyle söyleyeyim. Şimdi oraya yeni yollar açılması lazım. Var, açılması lazım. Yani o alt taraftan, Turan Güneş'in başından, Sivis Otel'in o arka tarafından yukarı doğru bir yol var aslında. 25 metrelik bir bulvar var. Mimar planında var. Geçen Büyükşehir Meclisi'ne dile getirdim. Dedim ki bu yolu açın. Bu 25 metrelik bulvarı açın. İnsanlar 1,5 saatte gidiyor Turan Güneş'te. Niye açmıyorsunuz? Yani zaten bunun müsebbibisizsiniz. Bu kadar imar yolunu vermişsin. Trafik o hale gelmiş. İnsanlar sabah akşam evine gitmekte bu kadar zorlanıyor. İmar planında yol var. Alt taraftan bulvar var. Onu aç. Niye açmıyorsun? Diye Büyükşehir Meclisi'nde bir şey yaptım. Orada bir bulvar var. O bulvarın açılması lazım. Çok hızlı bir şekilde açılması lazım. Onun bağlantı yolları da var aralarda. Yani o bulvar bir nebze buranın sıkışıklığını alır. Ama o da yetmez. O da yetmez. Doğu Kent bulvarına paralel arkadan da bir bulvar açılması lazım ama onu nasıl yaparlar bilmiyorum yani. Ama bütün bunların şeyinde daha önemlisi bir kent böyle planlanması. Yani raylı sistemin olmadığı, hiçbir raylı sistem öngörülmeyen, sadece taşıtlar öngörülüyor. Biz insan taşımıyoruz Ankara'da. Biz taşıt taşıyoruz. Her yerde ulaşım insan taşır. İnsan taşırsın. İnsanı nasıl taşırsınız? Toplu taşıma araçlarıyla taşırsınız. Raylı sistemle taşırsınız. Kent merkezine araba sokmazsınız. Kent merkezinin yaya bölgesi yaparsınız. Bir anne pusetinde bebeğiyle saatlerce isterse gezebilir kent merkezini. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Ama Ankara dediğim gibi maalesef başarılı uygulamalara sahip değil. Ankara'nın metro ağı da yanlış. Yani şahsi fikrimizi söyleyeyim. Biz yapmış olduk yani. Ankara'nın planlanan iki tane metro hattı vardı. Biliyorsunuz biri Kızılay Batıkent, biri Eskişehir yolu. Her ikisi de yanlıştır. Bakın neden yanlıştır onu da paylaşayım sizinle. Dünyanın hiçbir yerinde metro dediğimiz bir ana bulvarın altından onunla beraber gitmez. Metro nüfus yoğunluğu olan yerlere gider. Nüfus yoğunluğu olan yere çıkar. Şimdi bizim Eskişehir metromuz, yolu metro. Eskişehir yolunun altından gidiyor. Halbuki onun Otlu'ya çıkması lazım. Bilkent'e çıkması lazım. Hacettepe'ye, Çayyolu'nun göbeğine. Yani vatandaş metrodan çıktığı zaman bir ana bulvarın kenarına çıkıp haydi ben buradan şimdi neye bineceğim de nereye gideceğim demez, dememesi gerekir.
planlaması yanlıştır bizim Eskişehir yolu metromuzu. Kentlinin evin, yani evin olduğu, şeyin olduğu yere çıkmıyor. Çocuk iniyor metrodan, Hacettepe Beyazıt Kent'ten çıkıyor, Hacettepe 3 km yukarıda. Neye yaradı? Şimdi otobüs seferleri konuldu, link yapıyor, sabah ve akşam bir otobüs seferlerinden dolayı orada trafik sıkışır oldu şimdi. Şimdi çıkıyorsunuz Bilkent istasyonundan, Bilkent'e gideceksiniz. Eğer siz bir ana şeyin, bulvarın efendim takip edip iş yapacaksanız, o zaman metro yapmazsınız, raylı sistem, hafif raylı yaparsınız, yer üstünden götürürsün, maliyeti 10 katına çıkarmazsın. Yani bu yapılabilir, doğru. O zaman kamulaştırma yukarıda yaparsın. Ki var Eskişehir'de bu imkan. Aynı Eskişehir olduğu gibi hafif raylı yaparsın, yer üstünden gider. Niye yerin altına indik biz o zaman? Bir, iki, Ankara, Kızılay, Batıkent metrosu. Dünyanın hiçbir yerinde bir kent yapılacak ilk metro, kent merkezinden bir uydu kente gitmez. Çünkü metro, son durağa kadar arada çok büyük nüfus yoğunluğunu indirmek, almak, taşımak zorundadır. Biz onu alıp Batıkent'e götürdük. Şimdi denebilir ki, ya Batıkent ama ne halde? Tabii metroyu götürsen 30 senede bu hale gelir. Ama bu da yanlış. Her iki proje de yanlıştır. Ankara'nın, bakın, iki aksı vardır. Birisi kuzey-güney aksıdır, biri doğu-batı aksıdır. Bir kere trafikte Ankara'yı ilk yapılacak metro, metro yapacaksa eğer, Çankaya'dan Keçiören'e yapacağı hattır. Kuzey-güney hattıdır. Cumhuriyet döneminden beri Ankara'nın gelişimi budur. Atatürk'ün bile öngörüsü bu olmuştur 1930'larda. Türkiye'nin en büyük iki ilçesi, Türkiye'nin en büyük iki ilçesi Çankaya ve Keçiören'dir. Çankaya nüfusu 930 bin, Keçiören'in nüfusu 880 bin. Ve siz Ankara'ya metro yapıyorsunuz, o Ankara metrosunun ne Çankaya'ya hayrı var ne Keçiören'e hayrı var. Şimdi üçüncü metro Keçiören yapılıyor ya, daha yapılıyor işte. Gibi. Yani ben hiç kim yaparsa yapsın, ben bildiğim doğruları söylemekten sakınmıyorum. Ama bunlar yanlıştır. Efendim? Metro yokuş çıkmaz zaten. Tamam zaten, metro zaten öyle yapıyor. Efendim ben Çankaya derken, kulunda ilk durağını kulda yaparsın, cinden başında yaparsın. Esnaf 13 basın sitesi Türkçe otobüsü vardı, bilir misin, hatırlar mısınız? Türk İş basın sitesi, 13 numara, ben küçüktüm ona binerdim. O otobüs hattı Ankara'nın ana damarıydı, can damarıydı. Onun gibi. Alacaksınız. Çankaya derken Atatürk'ü kastetmiyorum. Kuğulu'dan ilk durağa koyun, son durağa Keçiören'e, Ulus'ta her yerden geçerek götürün gibi. Yani biz para harcıyoruz, kente para harcıyoruz da nasıl projelerde nereye harcıyoruz? Çok üzülüyoruz. Şimdi mesela Arka Park yapılıyor şu anda. O kadar para harcanıyor. Oraya harcanan parayla Ankara'nın bütün altyapı sorunu çözülüyor. Hepsi çözülüyor. Trafik sorunu çözülüyor. Ama tabii yerel yönetimi tercih. Evet. Evet. Alper Bey, teşekkürler sunumunuz için. Değerli katkılarınız için. Çok kısa bir sorum var ama cevabınız ne olduğunu bilemeyeceğim. Kendi Çankaya Belediye sınırları içerisindeki ve Ankara genelindeki kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve kentsel dönüşüm kavramı hakkında teşekkür ederim. Evet. Şöyle kentsel dönüşüm baktığımızda iki nedenle çıktı bu kanun. Birincisi afet riskli yapıları ıslanır. İkincisi gecekonuları ıslanır. Değil mi kentsel dönüşüm? Ya afet riskli bir bölge olacak ya da gecekonda olacak. Hak sahibi gecekonda olacak. Şimdi kanun gibi uygulansa bir sorun yok. Nasıl sorun yok? Gecekonda hak sahibi var. Orada hazinenin de payı var, belediyenin payı var. Siz o yani o bölgeyi, o insanı konut sahibi yapmak için yerinde ve hak ettiği noktada konut sahibi yapmak için kullanırsanız sorun yok. Bir afet riskli bölgeyi
o afetten arındırmak ve yaşanabilir bir çevre, bir dokuya kazandırmak için yapıyorsanız yine sorun. Ki bu böyle uygulandı biliyorsunuz. Yani Türkiye kaç hükümetten 1984'ten beri var. Bir zaman ilk bilimsiz de toplumun başındaydı. Bu şekilde uygulanan yerler oldu. Çankaya Belediyesi adı kentsel dönüşüm olmasa da Decekont'tan Çağdaş Kont'a Geçak projesiyle bunu çok güzel uyguladı. Çok güzel. Gecekondu hak sahiplerine Koza Sokak'ta biliyorsunuz yer yaptı. Harika uyguladı. Çok güzel uyguladı. İş nereden koptu? İş şuradan koptu. Kentsel dönüşümü bu esas çıktığı kanundan alıp ve mekanizmadan alıp rant ve taban aracı yaparsanız işte o zaman o başka bir şey dönüşüyor. Yani önemli olan kanunları neye hizmet edeceği. Kentsel dönüşümün eğer doğru uygulanırsa ben faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bir realiteden ihtiyaçtan çıktı kentsel dönüşüm. Ama maalesef bir rant ve talan aracı haline dönüştü. Bazı bölgelerde, her yerde değil ama bazı bölgelerde dönüştü. Toplum bunu çok güzel aldı. Darbe orta gelirli yurttaşı ev sahibi yapması gereken devlet kurumu üst konu dışına gitti. Maalesef öyle. Küçük bir soru ekleyebilir miyim? TOKİ'nin aracılığıyla evet yapılıyor kentsel dönüşüm. Siz belediye aracılığıyla da yapılmasınız mı? Yani belediye kentsel dönüşüm. Siz belediyesi böyle bir uygulaması var mıydı? Geçen kadar geçmişti. Bugünlerden, günlerde olan anlamında. Şöyle bizim Zafertepe, Bostan bölgelerimiz var ama biz Tokyo'da mobil oraları yapmayacağız. Biz geçen gibi yapacağız. Yani ben geçen şöyle söyleyebilirim. Çankaya Belediyesi geçmişte yapmış başarılı bir örnektir. Çok gerçekten sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ve Gecekondu sahibini hem ev sahibi yapıp hem de kentsel dokuyu düzeltme anlamında çok güzel bir projedir geçen. Şimdi biz geçen gibi yapacağız. Yoksa bizim diğer bir işimiz olmaz. Evet. İsmim Zeynep Mutluoğuş. Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz üniversite bünyesinde çevre hafta sonu bir proje yürütüyoruz bu sene. Ve Çankaya Belediyesi ortaklaşa çalışıyoruz. Proje sırasında Symbiocities uygulamasını gördük. Bir Symbiocities uygulaması var gördüğümüz kadarıyla ve Türkiye'den kabul eden sadece iki proje var. Bunlardan birisi Çankaya Belediyesi'nin projesi. Bu projeyle ilgili biz birazcık bilgi bulmakta zorlandık. O yüzden bize birazcık açıklar mısınız? Belediye neler taahhüt ediyor, neler yükleniyor ve bizim hayatımızda neler değişecek bu uygulamanın sonucunda? O başkanlar sözleşmesini söylüyorsunuz. Yani o tamamen işte gaz salınımını, o teknik bir şey. Gaz salınımını, karbondioksit oranlarını, bütün onları Avrupa standartına çekme taahhüdü. Örneğin şöyle söyleyeyim, biz o taahhüdü yerine getirmek anlamında, hem de kendimiz denemek anlamında Ağlatlıbel Parkı'mıza bir küçük bir rüzgar türbünü yaptık. Yani projesimizi başkan yardımcımız çizdi. İmalatını da bizim belediye işçilerimiz yaptı. Küçük bir rüzgar türbünü yaptık. Şu anda Ağlatlıbel Parkı'nda o yüksek dört tane direk vardır. Esas aydınlatan büyük. Onların elektriğini o bizim rüzgar türbünümüz veriyor. Mesela biz kendi kendimize yaptık. Yani başkan yardımcımız projesini çizdi. İşçilerimiz yaptı rüzgar türbünü. Kapının girişinde sağda böyle küçük dönem bir şey dikkat edin. O rüzgar türbünü o direklerin elektriğini o veriyor. Şimdi biz bunların üzerine çalışıyoruz. Mesela daha büyük bir ona göre daha büyük bir rüzgar türbünü alıp verip oraya düşünüyoruz. Efendim güneş enerjisinden faydalanacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji. Mesela bizim Çansera Parkımızda oranın da aydınlatması güneş enerjisi ile tasarlanmış. Tabii güneş enerjisiyle yaptığınızda şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz enerjiyi depolayamıyorsunuz. Onun için pil gerekiyor. Şimdi güneş enerjisiyle yaptığı pili koyduğunuzda da o piller çok pahalı. Ömründe 3-4 senede tamamlıyor. Şimdi onu aşacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yani amacımız şu. Arkadaşlar bir yerlere gelmesi lazım Türkiye'nin. Belediyeciliğin de bir yerlere gelmesi lazım. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Artık Türk insanının işte Viyana'ya gidip, Prag'a gidip, Londra'ya gidip ah ne kadar güzel kentler bunlar, ne güzel yapılmış, harika, ne güzel, işte bizim ülkemizde niye olmuyor gibi
Yani bu ülke bunları hak eden bir ülke değil. Bu ülke bunları hak eden bir ülke değil. Bu ülkenin şuna karar vermesi gerekiyor. Yalnızca. Bu sadece yerel yönetim bazında değil, genel idare noktasında da. Biz hak ettiğimiz şekilde yönetilecek miyiz, yönetilmeyecek miyiz? Meselenin özü bu. Diğerlerin hepsi yapılır. Hepsi yapılır. Bunların hiçbiri böyle zor işler, yapılmayacak işler değil. Teknolojinin geldiği noktada bu ülke çok büyük bir ülke. Bu ülkenin kaynaklarının doğru yerde kullanılması meselesi. Tamamen mesele bu. Bizim şimdi o projeyle 2018-19'a kadar dediğim gibi hem rüzgar enerjisi, hem güneş enerjisi, hem efendim çeşitli o çevresel projeler noktasında şimdi belediye olarak o taahhüdümüzü ele getirmiş olacağız. Mesele ne ama? Mesele şu, şimdi Antalya'daki, şimdi güneş enerjisinin şöyle bir özelliği var. Güneş enerjisi hem rakımla alakalı hem güneşlenmeyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim, daha net açıklamak için. Şimdi ben size desem ki Türkiye'de en çok güneş enerjisinin olduğu yerlerden biri Van. İnanır mısınız? İnanırız, Van. Antalya'daki Mersin'deki sahil değildir güneşin olduğu yer. Daha rakımın 1000 metre seviyelerine geldiği, yaklaştığı yerlerdir. Yani o çok değişik özellikleri var. Ben de çok ilgilendiğim için bu konuyu buradan biliyorum. Ankara'da bunu yapmak biraz pahalı. Çünkü yatırımı çıkarmıyor. Şimdi 13.3 sent biliyorsunuz güneş enerjisi, bir enerjinin devlet tarafından subvanse ediliyor. 13.3 sent. O da yeterli değil. Almanya'da bu 28 sent. Allah bilir İtalya ne kadardı bilmiyorum. Yani biz tabii ki bakın o da başka bir konu ama bu yenilenebilir enerjiden Türkiye olarak çok büyük imkanlarımız var ama yeterli derecede maalesef yararlanmıyoruz. Ama Ankara'da mesele şu, Ankara'da yani siz bu Atılım Üniversitesi Karaman'da, Konya'da, efendim Isparta'da olsaydı siz muhtemelen çoktan bu çatılarınızı güneş paneli yapmıştınız. Ankara'da maalesef yeterli derecede olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Evet. Ben de çay yolunda oturuyorum. Çok küçük bir sorun olacak. Şimdi çay yolunda bu aralar biraz ranttan kaynaklı olarak sanırım şöyle şeyler görüyoruz. İki gün önce mesela okul arazisi veya park arazisi olarak beyan edilmiş alanlar şu anda işte bir tanesi Teona diye bir konut alanına dönüştürüldü. Öbürü hemen Ankara'lar Caddesi'nde Gordion'un iki tarafı Next Level'ı yapan Pasifik İnşaat'a satılmış. Orası da yine rezidans ve işte AVM tarzı bir alana dönüştürülecekmiş. Ama bunların hepsi iki gün önce işte okul arazisi veya yeşil alan, işte ağaçlandırılmış alanlar olarak geçiyordu. Hatta biz ilk işte 2000 yılında taşındığımızda birçok alanı kendi site bütçemizden ağaçlandırmıştık. Sırf hani buralara el konulmasın diye. Fakat şimdi baktığımızda bir ay içinde tüm kararlar değişip işte yerine plazaların geleceği sistemler, planlar yapılıyor. Bunun hakkında ben biraz yorum almak istiyorum. Sen teşekkürler. Hiçbir okul alanı ya da yeşil alan bu dediğiniz şekilde yapılamaz. Onların hiçbiri park değil, yeşil alan değil, okul alanı değil, hiçbiri. Bu kadar emin konuşuyorum. Bak mimar odası başkanımız da orada. Çankaya'da hiçbir yeşil alan imara açılmadı, açılamaz. Hiçbir şekilde. Hiçbir okul alanı vasfı değiştirilip o konuta ya da ticarete döndürülemez. Böyle bir şey yok. Onun için yanlış bilgilendirilmiyor. Yani bizim hukuki mücadelede çok kazandığımız davalarda bile biz emsallerden konuşmaya yapıyoruz. Yani bir yeşil alanın efendim komuta açılması mümkün değil. Asla ve kat'a böyle bir şey yok. Keza okul alanı. Böyle bir şey yok.
dediğiniz yer bölge idare mahkemesi olacak. Müteahhitini bilmiyorum, tanımıyorum. Bölge idare mahkemesi. Aynı yerden bahsediyoruz, onu da bilmiyoruz ama bölge olarak söylüyorum. Ordu'nun ilerisine gelecek olan bölge idare mahkemeleri. Getirdikleri imar planında da ağaçlandırılacak alanların tümünü koruyorlar. Tümünü. Anlatabiliyor muyum? Tümünü koruyorlar. Orası dediğiniz gibi ranta gideceğine, o yeşil alan, bütün dokular korunarak yapılaşmanın da halkı rahatsız etmeyecek bir şekilde olması noktasında en azından bölge idare mahkemesi bir kamu kullanımında olması dediğim gibi daha doğru. Ama tekrar altını çiziyorum. Benim dönemimde, bırakın benim dönemim, benden öncekileri de alayım başkanları. Çankaya'da hiçbir zaman bir yeşil alan, bir okul alanı konuta ticareti açılmamıştır. Ama özel mülkte olup park yapılan çoktur. Onu söyleyeyim. Kamulaştırmadan başımız çok dertli. Şimdi mesela Konut Kent'te var öyle bir yer. Bir kısmı özel mülk yapılmış eskiden. Şimdi onu çözmeye çalışıyoruz. Park var üzerinde. Ama bu yeşil alan değil. Konut. Ama yapmış belediye zamanında gibi. Hoş geldiniz. Şimdi ben çok boyutlu bir durumlardır söz ediyorsunuz. Şehir her yerde çok boyutlu bir olgu. Bu olgunun içinde hani siz daha çok fiziki çevreden söz ettiniz. Bir miktar insanlardan keyif almadan söz ettiniz. Bir de mesela köpekler. Yani ehli bir cins tür haline gelirken vahşileşmeye itilmiş köpekler ve bunlar kentlerin aslında yaşamını zorluyor. Yani ben Çankaya'da Seymenler'in yanında oturuyorum, oraya çıkamıyorum. Üstteki parka gidemiyorum çünkü köpeklerin saldırısına oluyor. Belli bir saatten sonra saat kadar başlarken hava ve büyük sürüler haline geliyorlar. Ailece de etkilendik. Oğlum ki, yani oğlum sizin şeyinizde. Onun işte ensesine, topluluğuna falan. Torunum bu yüzden de tikisti oldu. Bu çok önemli bir soru. Aslında işte Avrupa Birliği'nde bu konuda şeyleri var. Yani özellikle Romanya ve Bulgaristan'daki köpeklerle ilgili belki 10 yıl önce yayınlanmış raporları var. Şunları yapın diyor. Biz buna uymuyoruz. tabii bu köpeklerin de yani işkence görmeden insanların da hani yaşam kalitelerini artıracak bir şekilde çözülmeli diye düşünüyorum. Ben aslında şu anda pek bir yanıt da beklemiyorum. Çünkü bu ayaküstü olacak bir şey değil ama bu konuda acaba bir çalışma grubu kurabilir misiniz? Ne yapılır, ne edilir diye. Yani burada birkaç sorum daha var. Tabii şöyle söyleyeyim. Köpek Çankaya'nın en büyük sorunu bana soruyorsunuz. En büyük sorunu. Çünkü dediğiniz, sizin de yaşadığınız örnekler, bir örnek çok fazla. Peki biz ne yapıyoruz? Söyleyeyim. Şimdi kanun şöyle söylüyor. Bu işin kanunu var. Kanun diyor ki, köpeği alacaksın, ısırlaştıracaksın, aşılayacaksın, aldığın yeri geri bırakacaksın. Şimdi biz Çankaya Belediyesi olarak Türkiye'de aşılamada, kısırlaştırmada ve küpelemede birinci sıradayız. Bütün bu rakamlarda. Hepsinde birinci sıradayız. Ama derdi derman oluyor mu? Hayır olmuyor. En büyük hayvan barınağı bizde. Derdi derman oluyor mu? Olmuyor. Nedeni şu. Birincisi. Bu aslında büyük şehrin yetkisinde olan bir konu. İlçe belediyesi aslında alakası yok. Büyükşehir'in yetkisi. Ama geçtiğimiz dönemlerin birinde bir belediye başkanımız sağ olsun gitmiş açmış barınağı ve Çankaya Belediyesi'nin bu işin paydaşı yapmış. Sorun da şu, Ankara'da tek hayvan barınağı bizim. Var. 50 köpeklik, 100 köpeklik var 3-4 tane. Bizimki gibi 3500 köpeklik tek barınak Türkiye'nin en büyüğü Çankaya'da. Ne kadar belediye varsa, ne kadar kamu kurumu varsa topluyorlar köpekleri,
Barınak Çankaya'da diye getirip Çankaya'yı bırakıyorlar. Biliyorum. Onun için bir çalışma grubu olursa belki değişik yöntem... Tamamlayayım. Getirip bırakıyorlar sağ olsunlar Çankaya'da. Şimdi biz büyükşehir diyoruz ki ya bak tamam biz uğraşıyoruz ama ya kanunda bu senin görevin, sen hiçbir şey yapmıyorsun. O da hiçbir şey yapmıyor. Biz artık köpeklere çip takmaya başladık. Ya, takip ediyoruz köpeği. Köpeği de bıraktık. Ama dediğim gibi kendimiz bizzat yaşıyoruz. Yani o kadar çok yabancı köpek geliyor ki Çankaya'ya. Diğer bir konu Çankaya'da hayvansever, biz, ben de köpekleri seviyorum. Canlı, her canlının yaşama hakkı var. Çok güzel. Ama insanlar o kadar bilinçsiz şekilde köpek besliyorlar ki. Arabayı alıyor şeyleri, torba torba kemiktir şeydir. Getiriyor mesela Otlu Orman'ın oraya, iniyor arabadan, boşaltıyor hepsini. Gidiyor. 30 köpek geliyor. Oradan besleniyor. Şimdi böyle hayvan severlik de olmaz. Bu sefer biz gidiyoruz diyoruz. Yapmayın. Vay efendim siz hayvan sevmiyorsunuz. Diye bu sefer bizim üzerimize geliyorlar. Yani bu konu gerçekten çözülmesi gereken ama zor bir konu. Zor bir konu. Peki diyeceksiniz ki yurt dışında nasıl? Ben Fransa örneğini biliyorum. Fransa'da bir köpek belediye alıyor. Sokakta köpeği alıyor. 15 gün ilana çıkıyor. Diyor ki ben diyor, böyle fotoğraf bu. Ben bu köpeği buldum. Sahibi gelsin benden alsın. 15 gün için hiç kimse gelmezse uyutuyorlar köpeği. Bu. Ama bizim kanunumuzda bu yok. Kanun diyor ki aşıla köpeği aldığın yeri geri bırak. Şimdi bizim kanunumuzda bunu söylüyor. Yani kanun mu değişecek? Büyükşehir mi girecek? Diğerleri Çankaya köpek bırakmaktan mı? Ben bunu her yerde anlatıyorum, her yerde söylüyorum. Çok önemli bir konu, çok büyük bir sorun. Biz Türkiye'de o dediğim bütün her şeyde birinci sıradayız. Ne kampanyalar yapıyoruz? Şanslı kampanyaları, sahiplendirme kampanyaları, eğitim kampanyaları, hayvanseverleri eğitelim. Her şeyi yapıyoruz. Ama boşa çıkmak mümkün değil. Çünkü şu anda Çankaya'da zannediyorum 25 bin yakın köpek var. Evet, teşekkür ederim. Bir şeyde çalışma. Diğeri tabii bu enerji konusu. Çünkü öyle bir projenin buraya geldiğini de duydum ben. Bizim teknoloji transfer yoksa bir başka şey olacağını. Aslında Ankara çok şanssız değil. Ben daha önce 2 yıl önce de o gibiydim. Oradaki Kemal Erhan diye buradaki Bahçok Bülent'in bir hocamız. Gazi Osman Beyler'deki evinin bahçesine eski usul güneş kolektörü yapmıştı. Altında tekerlekler var. Güneş açınca çıkarıyorum. Güneş gidince garajına sokarak bile. Çok yani kendi bütçesini ekleyecek bir şekilde kullanıyorum. Ben yapılar bazında değil de adalar bazında olursa bayağı ve yalnızca toplaşlar gibi değil de seralar şeklinde güneşin çünkü öyle toplanması ve kullanılması da mümkün. Yani daha doğrusu bir Çankaya enerji planı gibi bir şey yapılabilir ve enerji bütçesi çıkarılabilir. Bununla belli özellikle belki önce belediyenin yapılarından başlayarak hem örnek olabilir hem işte belediye hizmeti. Yok biz üzerinde çalışıyoruz. Eminim çalışıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz ama. Çalıştay olursa o konuda da yok. Yani köpekler ikincisi bu enerji konusunda çok bir şey var. Yani biz şöyle hiç üzerinde çalıştığımız ve es geçmediğimiz şöyle şeyler var. Birincisi enerji konusunda çok ciddi çalışıyoruz. Biliyorum. Çünkü bizim bir başkan yardımcımız da Türkiye'de bu konuyu en iyi bilen insanlardan biri. Kendi kariyeri itibariyle de. Birinci konu bu. İki sokak köpekleri konusunda gerçekten çok ciddi çalışıyoruz. Diğer kurumları da herkesi uyarıyoruz. Üçüncü de işte üzerine çalıştığımız bu kentsel dönüşüm meselesi. Biraz önce hocam hanımefendi sordu. Kentsel dönüşüm meselesi. Biz Çankaya'da şu ana kadar yapılmış olan bütün kentsel dönüşümlere dava açtık. Onu da altını çizeyim. Unutmadan söyleyeyim. Çankaya'da bütün kentsel dönüşümlere Büyükşehir'den bak. Hepsine dava açtık. Benim bir tane daha dün açtık. Dün bir tane açtık. Buraya çok yakın bir yerde. Ona da dava açtık kentsel dönüşümü. Artı dediğim gibi parsel bazında imara, parsel bazında emsal artışları da çok ciddi
uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz ve çalışıyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Bakış açısının değişmesi lazım. Yani son bir şey, çok uzun tabii kaldı ama üçüncü bir şey de Çankaya'daki insan kaynakları çok nitelikli. Özellikle orada emekli iyi bürokrat ve teknokratlar var. Çok nitelikli gençlik grupları var. Bunlardan yararlanmakta da yarar olabilir. Yani birçok kişi birçok şeye katılabilir. Hatta hani sokakta bekçi bir olabilir, öğrenci bir şey de olabilir ama kimden, yani düşünce seviyesini söyleyeyim. Ben kapamadan size tekrar gerçekten teşekkür ediyorum. Fakat şans eseri bu hanımefendi Filiz Hanım hem metro projesinin çalışanıydı, söyledi ki sandı. Hem de burada enerji dersleri veriyor. İlginç bir anı. Evet. Çok teşekkür ederim. Eklemek istiyorum. Eğer katılabilirseniz yakında laf şenliğimiz var. Laf şenliğimiz enerjik tasarım projesi kapsamında. Şazi Hocam burada olabilir ama mühendislik bölümüyle ortak bir projemiz var. Onu sağ olun. Şöyle söyleyeyim kapatmadan önce. Bunun aslında platformu da var hocam. Bizim kent konseyimiz var. Çankaya Kent Konseyimiz var. Çankaya Kent Konseyimiz'de hem meslek örgütlerine göre bir yapılanma, hem kadın, gençlik, sektörler. Yani Çankaya Kent Konseyi tam bu sizin söylediğiniz katkı almanız için de uygundur, aklınızda olsun. Ben tekrar davet ettiğiniz için... Sayın Başkan, evet. Kapatmamız için şeye gerek yok ama hayvanların bir sizin konuştuğu da çok önemli bir problemimiz aslında. Evcil hayvanlarımız çok fazla, özellikle Çankaya bölgesinde. Bunların mezarlıkları da önemli bir problem. Hayvan mezarlığı olmayan bir başkentimiz var. Bu konuda Büyükşehir'i bekleyecek halimiz yok. Sizden bu konuda bir çalışacağım. Şöyle. Yani şimdi daha soracağım. Evet. Evet. Başka soru soru arkadaşımız var mıydı? Peki ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için saygılar sunuyorum.